Bizim buraya birini sürgün etmişler. Sahi ne oluyor? Jandarmalar gelen giden. Siz bu adamı anlamıyorsunuz. Kimse korkudan yanına yaklaşamayacak. Efendim, bizler talebeliğe kabul edilmek, kalemlerimizle hizmet etmek istiyoruz. Bu adam mıymış? He ya. Ne zaman diyorlardı? Bediüzzaman. Yaz kardeşim. Birinci mektup, birinci soru. Yakında bunu da buradan uçururlar. Silahları nereye sakladınız? Söylesene be adam. Bu işin oluru kalmadı. Bir yol var efendim. Arapça ezan okunurken camiye gireceksiniz. Suçüstü edip karakola getirin. Ben okuma yazma bilmem komutanım. Ne işim olur kağıtla? Efendim, bu imtihanı atlatabilmemiz için duanıza ihtiyacımız var. Hanım, acele et. Bitmesi gereken yazılarım var. Kardeşim, üstadımızı zehirlediler. Ölümle pençeleşmekte. Kardeşlerin dualarını istirham ederiz. Kardeşim, çocuk onu yaratan merhameti sonsuz Allah'ın bir hediyesidir. Mustafa amca ne yapıyor efendim? Bana oturacak yer yapıyor. Orada ne yapacaksınız ki? Üstadım bu yuvaları görürse çardağı buraya kurdurmaz. Yuva yıkarak yuva yapılmaz. O Mustafa Çavuş. Bir kış vakti geldi. Aferin, bak ne güzel okudun. Azıcık daha gayret edersen bir daha kendin okursun. Hoca efendi, kuş yuvasını eskisinden daha rahat bir yere koydun. Sağ olasın kardeşim. Pek güzel oldu. Bismillah, her hayrın başıdır. Biz dahi önce ona başlarız. Sürgünü getirdik. Teslim kağıdını alıp döneceğiz. En iyi hafiyelerimizi Isparta civarına yerleştirdik efendim. Barla'ya, Bediüzzaman Hazretlerini ziyarete gidiyorum. Süleyman'ın Şamlı Tevfi'nin ne işleri var hocanın yanında? Biz size ulaştırırız. Sizler de yazabilenlere yazdırırsınız. Boşaltın Cavi, hadi. Hükümet hepsini sallandıracak. Hoca bunların da başını yaktı. Benim yüzümden size ve Risale-i Nurlara zarar vermelerinden korkarım. Sizlerle görüşmeyi azaltalım. İş bitmiş efendim. Sarıklı ölmüş mü? Namaz vakti geçti mi? Şükürler. Hayır üstadım, henüz vakit var. Dağda da olsa boş durmayacağı belliydi o sarıklının. Said Nursi'yi celbedip Isparta'ya gönderin. O bir kış vakti geldi.